İlk Adım Halk Eğitim Merkez Moda Tasarımı öğretmenlerinden ben Serap Acar. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlk Adım Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hazırlanan Kadın Eli Eğitimi programında yine bir aradayız sizlerle. Bu projede olmaktan biz mutlu oluyoruz. Size bir şeyler öğretmek bizi çok mutlu ediyor. Bugün sizinle ne yapacağız? Etek kalıbımızı çıkarmıştık geçen hafta. Bu hafta da eteğimizin kesimini yapacağız. Ve diğer aşamaları, yani kesimi yaptıktan sonra da dikimine geçeceğiz. Şimdi bugün önce bir kesim için gerekli malzemeleri anlatmak istiyorum. Biz sizinle geçen hafta kalıplarımızı hazırlamıştık. Ön, arka ve kemer kalıbımı hazırladım. Biz sizinle şimdi malzemeleri hazırlarken etek kalıbı kumaşımı aldım. O etek kumaşım koyu renk olmasını istedim. Koyu kalın bir kumaş olmasın ya da ince bir kumaş olmasın. Çünkü ilk etek dikilirken biraz orta kalınlıkta bir kumaş seçerseniz iyi olur. Dediğim gibi orta renkte ve orta kalınlıkta bir kumaşım olsun. Mezuram olacak arkadaşlar, makasım. Kesim için, etrafını çizmek için sabunlarım ve cetvellerim var. Şöyle göstereyim. Sonra telam olması gerekiyor. Bir miktar telam olması gerekiyor. Kumaşın cinsine uygun. Fermuarlarım var ve astarlarım var. Bunlar benim dikiş için, dikiş dikmek için gerekli olan malzemelerim. Ve şimdi şöyle başlamak istiyorum ben anlatmaya. Kumaşı tanıtmak istiyorum. Tabii hepimiz kumaşı bilenler var, bir miktar dikiş bilen arkadaşlarım var ama biz programlarımızı daha çok bilmeyen arkadaşlara böyle bir temel ve teknik eğitimi vermek için bir arada olalım istedik. Dolayısıyla bilmeyenler için anlatacağım, biraz da bilenler için de belki bilmediğimiz konuların bir tekrarı olabilir, eklemesi olabilir diye anlatacağım. Şimdi kumaşım çiften bu bir kumaş. Çiften dediğim şey eni 1.40 ya da 1.50 olan bir kumaş ve ikiye katlanmıştır bu kumaşımız. O yüzden çiften diyoruz. Teken kumaşlar da var piyasada. Bu kumaşın genelde iç kısmı, kumaşın yüzü tersi, yani bize bakan kısmı tersidir. Kumaşın boyu var ve eni var ama bir de bilmediğimiz ama bir kavram daha var, verevi. Kumaşın boyu esnemez, eni esner ama verevi daha çok esner. Bu da bize bir bilgi olarak yanımızda kalsın. Şimdi astarları da göstereyim bu arada başlamışken. Bu bir astarım, çiften bir astarım. Bu yine az önce gösterdiğim gibi iki kat katlanılmış bir kumaş. Ve bir de teken astarım var. O da şu. Şöyle teken, eni biraz daha dar bir astar kumaşı. Bunların da kesimini anlatacağım size tek tek. Eğer elimizde bir teken astar ya da bir çiften astar varsa nasıl kesildiğini göstereceğim. Şimdi yerleştirelim etek kalıplarımızı kumaşımıza. Şöyle arkayla başlıyorum arkadaşlar. Arka kalıbımı şöyle yerleştireceğim. Evet. Böyle de ön kalıbımı yerleştireceğim. Ön kumaşın katına, arka da kumaşın kenarına yerleşecek. Yine etek kemeri parçam vardı. Onu da buraya yerleştireceğim ve kumaşımı ne yapacağım? Bu şekilde kalıplarımı yerleştiriyorum. Tabii ben bu televizyon programı olduğu için şu anda ekonomik kesemiyorum. Çünkü karışıklık, bilgi karışıklığı olmasın diye. Belki onu da göstereceğim size. Çünkü şu arada bir mesafe kaldı farkındaysanız. Bu biraz ekonomik kesmek için nasıl diyeyim? Burayı biraz daha ekonomik kullanıp başka bir şekilde bu kumaşı değerlendirebiliriz. Dikişte önemli olan ekonomik kesim de çok çok önemli bir durum. Çünkü malzememiz olabilir ya da maddi olarak bir sıkıntımız da olmayabilir ama sonuçta her konuda olduğu gibi bu konuda da ekonomik olmak zorundayız. Şimdi yerleştirelim bakalım, başlayalım sizlerle. Arkadaşlar pensin yerini şöyle kestim ve katlıyorum şu şekilde. Eğer kumaşınız kısıtlıysa, yani ancak bir ene girebiliyorsak buradaki dikiş payını, dikiş kenarındaki şu bandımızı kullanabiliriz. Ama eğer öyle bir sıkıntımız yoksa bu bandı atmak amacıyla şöyle 1 cm geriye kumaşınızı
kalıbınızı yerleştirebilirsiniz. Şimdi ben renkli daha güzel görelim diye renkli başlı toplu iğneler aldım. Ama toplu iğnemin benim çok ince, parlak olması gerekiyor. Yani çelik olması gerekiyor. O yüzden toplu iğnelerimi net seçmeliyim. Yani çok düzgün olmalı çünkü iz yapabilir. Kumaşınızda iz yapar, her şekilde rahatsız edici bir durum olabilir. Başları iç tarafa kalacak ve enine değil arkadaşlar, boyuna da değil. Yani şöyle de değil, böyle de değil. Genelde verev yerleştirirseniz daha iyi olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra da toplu iğnelerimizi takıyorum şu şekilde. Şimdi isterseniz şöyle bir şey yapabileceksiniz. Kestikten sonra bu bol tel alabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Bol tel nedir? Onu da göstereceğim size. Ama ben şimdi etrafından şöyle yapalım. Önce cetvellerimle çizmeye başlayacağım. Önce bir çizeyim. Sonra diğer aşamada farklı bir uygulama göreceksiniz. Şuradan başlıyorum sabunla çizmeye. Evet. Oyuntulu yerleri eğri rigamla. Evet. Bakın belde de yine eğri rigamı kullanıyorum. Burada da yine eğri rigamı kullanıyorum. Sonra pensi. Evet. Pensi şu şekilde çizeceğim. Etek ucunu da çizeceğim. Şimdi nereden dikeceğim? Dediğiniz gibi hocam biz ama yeni öğreniyoruz. Ne yapacağız? Bunu nasıl dikeceğiz? Hazır giyimde kalıplarda çok fazla pay vermeyiz. Ama siz bu kalıplarınızı kendi ölçülerinizi ilk defa yaptığınız için ölçülerini, provalarını falan yapabilmek amacıyla biraz daha fazla pay verebilirsiniz. Yani ben bir verdim ama siz iki buçuk da verebilirsiniz. Hani prova payınız olsun anlamında söyledim. Yine etrafından şu şekilde payın katlayıp işaretimizi de ne yapabiliriz? Alabiliriz. Şöyle yapalım. Evet. Şu şekilde yapalım. Devam ediyorum. Yine şurayı da katlayacağım. Şöyle ve burayı da cetvelle çizeyim. Büyük bir alan çünkü. Bu şekilde. Sonra bele gelince de şurası. Bir de şöyle katlayalım. Bir rigamla devam edelim. Bir şey yapılırken, bu isterseniz bir yemek olsun ya da isterseniz bir dikiş olsun. Titizlik çok önemli. En önemli şey İşin yapılırken düzeni, yani şöyle anlatayım. Ne kadar düzgün bir iş yaparsak, ne kadar zarif bir iş yaparsak, işin sonunda da sonuçta zarif bir ürün elde etmiş oluruz. Şimdi ne yaptık? Çizdik arkadaşlar. Hem dışarıdan hem içteki asıl çizgimizden çizdik. Dikiş paylarımızdan dediğim gibi çizdik ve başlıyoruz kesmeye. Şimdi buradan keserek, fakat keserken çok dikkatli kesiniz lütfen. Herhangi bir yanlışla mahal vermemek için bir kere dikkatli kesmek önemli. Kalıbımın etrafından kesiyorum. Şöyle de yapabiliriz. Mesela şu da olabilir. Hocam ben dikiş payını sonradan vermek istiyorum. Biz kalıbın üstünde veriyoruz. Çünkü ben öğrencilerimle genelde sektör kalıbı, yani hazır giyime işletmelerinde kullanılan kalıp tekniğini öğretiyorum. Dolayısıyla paylar da, yani dikiş payları da kumaşın üstünde değil, kalıpta hesaplanıp yerleşiyor. O yüzden kumaşa yerleştirirken bir daha pay vermek durumunda ne yapmıyoruz? Kalmıyoruz. Tamam. Sakın arkadaşlar, ben burada pensin kesileceği yeri çizdim ama siz burayı kesmiyorsunuz, pensi asla bir işlem yapmıyorsunuz. Sadece pensin uçlarına, pensin şu uçlara, dikiş payına çıt dediğimiz şu kadar minik minik çıtlar atacağım. Yine aynı şeyi de kalçaya yapacağım. Şöyle bir çıt atacağım. Bunu hazır giyimde de kullanıyoruz.
çok fazla. Dediğim gibi sektör kalıbı hazırladığımız için şu şekilde çıtlar yapıyoruz. Bunlar bizim dikişi nereden başlatıp nereye getireceğimizi gösteriyor bize. Pensimin ucuna da arkadaşlar şuraya bir nokta alacağım. Ve şöyle şunları çıkardıktan sonra da, bunları çıkarttıktan sonra da şuraya şöyle pens ucu işaretimi alıyorum. Pensin ucunu belirlemek içinse şöyle bir nokta koymam yeterli. Etek kemerimizi de arkadaşlar kumaşın tek katına yerleştirdim. Yine toplu iğnelerimle ve kumaşımı keseceğim. Şöyle tekrar daha rahat çalışırım. Şu kestim. Şimdi ne var elimizde? Kemerim var. Arka etek parçam var, ön etek parçam var ve şimdi bunların birleştirmesini göstereceğiz. Şimdi bugün sizinle provaya hazırlamayı göstereceğim. Ne yapacağız, nasıl yapacağız şekliyle bakalım sizlerle. Şimdi size tabii herhangi bir işaretsiz gibi geliyor ama hayır değil. Gerçekten bizim kalıplarımız da işaret almadan da, çünkü kalıbı kendi ölçülerimize göre hazırladığımız için gayet rahatlıkla çalışabiliriz. Nasıl bir iğnem olmalı dikiş için? Arkadaşlar rengi parlak, ince ve uzun çelik iğneler bizim için dikişte en tercih ettiğimiz iğnelerden birisi. Şimdi ben burada fermuar yerimi şöyle işaretlemiştim burada ama kesmemişim. Şurası benim fermuar yerim. Şuraya bir çıt atıyorum. Ve buraya kadar, buradan sonra bugün sizlerle şey çalışmayacağız. Yani arka ortaya yırtmaç çalışmayacağım bu sefer. Bir dahaki etekte kapalı pile yırtmaç çalışacağız. Şimdi çok fazla bilgi yüklemesi yapmak istemiyorum ilk etekte. O yüzden arka ortada sadece fermuarım olacak. Tel alırken şöyle göstereceğim, yaklaştırayım size. Üstteki adımım büyük, alttaki adımım küçük bir şekilde telimi yapacağım. Bir daha göstereyim. Üstteki adımım büyük, alttaki adımım minik. Üstteki adımım büyük, alttaki adımım minik şekliyle bu şekilde telimi yapıyorum. Şöyle bitireyim ben. Arkadaşlar şimdi ipime iğneme geçirdim ve ipimin sonuna düğüm atacağım. Şu şekilde parmağınızın, işaret parmağınızın içinde döndürüp sonra da çekiyorsunuz. Şöyle bir daha yapayım. Evet, şu şekilde. Şimdi bunu şöyle başlıyorum. Yine üstten büyük, alttan küçük, zarif teller. Aynı çizgi üzerinde ben çizmiştim burayı. Bu çizgi üzerinde mutlaka devam ederek telimi tamamlıyorum. Şimdi biz eteğimizin arkasının arka ortasını terledik. Penslerimi terledim. Önün de penslerini terledim. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Penslerin bu şekilde yüzü, kumaşın yüzü birbirine bakacak. Şu şekilde yan dikişlerimizi yerleştireceğiz üst üste. Çıtlarımızı da üst üste getirerek, şuradaki çıtlarımızı atmıştık hatırlıyorsanız kumaşı keserken. Bu şekilde getirerek tellerimizi, yan dikiş tellerimizi yapacağız. Şöyle yerleştireceğiz. İğnelerimizi takacağız kaymasın diye. Çıtlarımız üst üste gelecek. Şöyle düzelterek eteğimizin yan dikiş tellerini yapıp provaya hazırlayacağız. Şimdi eteğim şöyle. Bakın. Şöyle çevirelim. Gayet hoş ve güzel bir düz dar etek. Şöyle göstereyim size. Bakın arkası da böyle. Şimdi bundan sonra biz yanları açıp overlocklarını çekeceğiz. Eğer ilk defa overlock çekecekseniz arkadaşlar dikişten önce, yani dikiş aşamalarından önce bel hariç üç tarafına overlocklarımızı çekiyoruz. Parçanın üç tarafına overlocklarımızı çekip göstereceğim size şimdi. Overlock'u çekerken şimdi overlock'un iğnesi ileridedir. Kestiği yer, yani dik bıçak ve hareketli bıçak ve sabit bıçağıma kumaşımı yerleştiriyorum. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Overlock kumaşı çok fazla kestiğim bir makine değildir. Sadece şu gördüğünüz küçük pürüzleri yok etmek için kullandığım bir kenar temizleme makinasıdır. Bakın şöyle minik ama çok değil. Sakın sakın kumaşı
Overlock'ta derin kestirmeye çalışmıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar overlocklarımı çektim. Dediğim gibi sadece bele çekmedim. Çünkü burayı kemer toplayacak, temizleyecek. Belimi çekmedim. Arkada da 3 etraf parçalarımın 3 tarafına overlocklarımı çektim. Ve şimdi sizlerle ne yapacağız? Pensleri dikeceğiz. Pens dikimini burada değil, örnek parça üzerinde göstereceğim. Çünkü orada öğreteceklerim var. Arka orta dikişimi dikeceğim. Dediğim gibi pensleri dikeceğim. Sonra fermuarı çalışacağız sizlerle birlikte az sonra. Ama bunları hep örnek parça üzerinde göstereceğim. Ben eteğime çalışmış olacağım ama siz bunu örnek parça üzerinde görerek daha detaylı anlatmış olacağım. Ne yapacağız? Penslerimizin yerlerini ayarladık. Güzelce sabunla işaretimizi aldık. Makinamızı çalıştırdık. Ve dikmeye başlıyoruz. Şimdi makinayı çalıştırdım. Bu bilgisayarlı makina kendisi ipi kesiyor, uzatıyor. O yüzden dikiş başında ve sonunda başlangıçları da bu yapıyor. Makinesi kendisi yapıyor. Ama şöyle ben göstereceğim yine size. Pens dikerken dikişin başında ve sonunda kumaşı sağlamlaştırmak gerekiyor ki pensimiz sökülmesin. Ne demek istiyorum? Şöyle bir iki adım ileri geri yapıyorum ve ondan sonra pensimi şöyle çok güzel bir şekilde uca doğru yaklaşarak şimdi tekrar ileri geri yapacağım. Evet, pensim artık giyildiği süre boyunca hiçbir şekilde ne olmayacak? Sökülmeyecek. Şimdi ikinci pens dikişi alternatifini gösteriyorum. Bu da mesela saten ya da herhangi bir kumaşta pensin ucu küt olmasın anlamında yaptığım diğer bir teknik olacak. Şöyle yine dikiyorum. Sona doğru hafif geldim ama bu sefer dikiş kendisini biraz dikiyorum dikişimi ve şöyle kesiyorum. Makine biraz dikti. Şimdi diğer pensime geçiyorum. Yine ne yapıyorum? Sağlamlaştırıyorum. Daha sonra pensimi dikiyorum. Burada farklı bir şey var. İpimi geldim, uzatıyorum şöyle. Kestirmiyorum, diktirmiyorum, herhangi bir şey yapmıyorum. Şimdi iğnemin ucuna iplerimi geçirdim. Evet, geçirdikten sonra da burada bunu gizleyerek, burayı gizleyerek arkadaşlar şu dikişin arasına düğümledim ve de kaybederek bunu şöyle yapıyorum ve sağlamlaştırıyorum. Bu da bu kadar arkadaşlar. Pensi ütüleyeceğiz şimdi sizlerle arkadaşlar. Şöyle daha rahat görürsünüz. Şöyle çekiyorum. Pensin dikişinden aşağıya ütünüzü değdirmeyin lütfen. Ucunda bitsin ütünüzün işareti. Bu tarafa geliyorum. Yine bunu da pensin şöyle ütüledikten sonra payları arkadaşlar, bu payları isterseniz yana yatırabilirsiniz, isterseniz ben ön ortaya kullanıyorum daha çok paylarımı. Şöyle yapacağım. Şu şekilde ütümün ucunu, pensin ucunu herhangi bir şey olmadan, pile ya da kötü bir görüntü olmadan ütülüyorum. Tekrar gösteriyorum. Pay ön ortasına ama başka yerlerde yanlara görebiliriz. Bu arada dikişi ütülemeyi de göstereyim. Şuradaki potlukları görebiliyor musunuz? Bu potlukları önce yok etmek amacıyla düz bir ütü yapıyorum dikişe. Daha sonra tersten payları açarak bir ütü yapacağım arkadaşlar. Buraya şu şekilde bir ütü yapıyorum. Sonra yüzeyde bir ütü yapıyorum. 3 aşamada yapılır ütü arkadaşlar. Benim ütümün altında koruyucu olduğu için ütü bezi kullanmıyorum ama sizler ütü bezi kullanacağınız kumaşlar olabilir. Lütfen buna ütünün ısısına ve ütü bezi kullanmaya ya da ütü altlığı kullanmaya dikkat edin. Şimdi ben buraya gizli fermuar çalışacağım için şöyle ütünün devamını getiriyorum. Çünkü dediğim gibi gizli fermuar çalışacağım. Her aşamada ütü yapmak çok çok dikişi güzel gösteren bir işlemdir. Arkadaşlar eteğimiz hazır. Arka eteğimiz fermuar yeri takılmaya kadar geldi. Biz fermuarı takarken yan dikişleri birleştirmiyoruz. Yani
Sadece etek bu haliyle, etek arkası elimde bu haliyle fermuarı daha rahat çalışabilirim. Yan dikişi dikerseniz fermuarı rahat çalışamayabilirsiniz. O yüzden biz şimdi bu aşamada eteğimizi bırakacağız. Bir sonraki dersimizde sizinle düz etek fermuarı ve gizli etek fermuarı, hem normal hem gizli etek fermuarını çalışacağız. Ondan sonra tekrar eteğimizin diğer aşamalarına devam edeceğiz. Bugünkü dersimizi sizlerle burada tamamlıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.